Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün menümüzde arkadaşlar böyle patatesli, patlıcanlı, kıymalı, güzel bir görselliği, güzel böyle güveçlerde bir yemek yapacağım arkadaşlar. Önce ben patateslerimi soydum böyle. 3 tane patates soydum. Böyle ince ince doğrayacağım patateslerimi. Çok ince değil, çok da kalın değil. Böyle bu şekilde. Kızartacağım bu patatesleri. Bir tane de patlıcanım var. Böyle soyuyorum patlıcanı. Kızgın yağ attım arkadaşlar. Patateslerim böyle kızarıyor. Şimdi bu kızaran patateslerimi alıyorum arkadaşlar. Hepsini böyle tek tek kızartacağım. Patlıcanımı da böyle doğruyorum arkadaşlar. Çok ince değil, çok da kalın değil. Bu şekilde böyle. Patlıcanı da kızartacağım şimdi. Şimdi patlıcanlarımı atıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı kızartacağım. Patlıcanlarım kızardı arkadaşlar. Alıyorum şimdi bunları da. Arkadaşlar ben tavama birazcık yağ koydum. Yani bir yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Böyle orta boy bir tane soğan doğradım. Şimdi soğanı kavuracağım. Arkadaşlar benim yazın dolaba koyduğum biberlerim de vardı dolapta. Böyle iki tane biber, sivri biber doğradım. Sizin eğer taze varsa taze doğrayabilirsiniz. Böyle bir de kırmızı biberim vardı arkadaşlar dolapta. Ondan da koyuyorum. Bir tane olabilir yani tazesi varsa eğer bir tane yeterli. Açamazsın. Hayır oğlum. Hayır. Bırak. Bak mamam yapıyor. Bak. Mamam. Mamam. Kavrulana kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Bu
kadar kıymam var arkadaşlar. 250 gram kadar gelir yani. Bunu da koyuyorum. Kavuruna ne kadar karıştıracağım ben bunu. Kıymam da kavruldu arkadaşlar. Burada baharatlarını söyleyeyim. Bir kaşık tuz var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı da karabiber var. Arzuya göre yani. Baharatları arzuya göre koyabilirsiniz. İstediğiniz baharatı. Bir de burada 3-4 dal maydanoz doğramıştım. Onu koyuyorum. Kıymamız oldu arkadaşlar böyle. Şimdi söndürüyorum altını. Şimdi bu güveçlere yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Böyle patatesleri önce koyacağız altına. Şimdi de patlıcanlar koyacağız. Patlıcan yoksa arkadaşlar sade patatesi de yapabilirsiniz. Mantarlı da yapabilirsiniz. Böyle güveçleriniz yoksa eğer tepsiye de yapabilirsiniz. Fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Şimdi kıymasını koyuyorum. Şimdi üzerine sos yapacağım arkadaşlar, salçalı sos. Bir yemek kaşığı salça koyuyorum. Bir bardak suyla özleyeceğim bunu. Siz ister biber salçası yapın, ister domates. Ben biber domates salçası yaptım. Böyle birer yemek kaşığı üzerlerini gezdireceğim böyle. Şimdi bu patatesleri tekrar üzerine böyle koyacağım. Arkadaşlar şimdi ben biraz da rendelenmiş kaşarım vardı. Onlardan koyacağım üzerlerine. Kaşar sevmezseniz koymayabilirsiniz. Böyle koyacağım kaşarı. Ondan sonra fırına süreceğim ben bunları. Görselliği güzel, tarifi kolay. Arkadaşlar çok güzel bir yemek. Piştikten sonra göstereceğim servisini. Kaşarlarını da koydum arkadaşlar üzerlerine. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında bir 15 dakika kızaracak. Üzerlerinin kaşarları kızarsın yeterli. Fazla kalmayacak fırında. Fırın ısındı arkadaşlar. Şimdi gönderiyorum fırına. Bir 15 dakika kızaracak. Yemeğim pişti arkadaşlar. Böyle görünümü çok güzel. Gördüğünüz gibi. Güveçlerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Görsel. Şimdi lezzetine de bakacağız. Sunumunu da göstereceğiz. Gördüğünüz gibi nefis. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görselliği çok güzel. Yapıp yemenizi tavsiye ederim. Yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Kanalımda kalın, hoşça kalın.